Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Beni ilk defa görüyorsanız ben Emine. Bugün yine suç dosyası serimizin devam videosunu çekiyorum. Yine bir davayla karşınızdayım. Bugün birazcık nasıl söyleyeyim, kahverengili, iki renkli hep takıldım ve altın detayları da vardı. Şöyle bir nail art yaptım. Üstümdeki Esvak 2'den ben bunların hepsini linkini aşağıya açıklamalar kutucuğuna bırakacağım. Oradan eğer üzerimdeki ya da makyajımdaki beğendiğiniz bir şey varsa oradan bakabilirsiniz. Cildime makyaj yapamıyorum. Biliyorsunuz sivilce ile alakalı bir tedavi görüyorum. Bununla ilgili de bir video çekeceğim. Her neyse, çok fazla uzatmıyorum. Kanalıma abone olup videoyu beğenip yorum yaparsanız beni desteklemiş olursunuz. Eğer ki istekleriniz varsa, çekmemi istediğiniz davalar varsa bana Instagram üzerinden DM atabilirsiniz. Hepinizinkini cevaplamaya çalışıyorum. Ve bu video hiçbir şekilde kurban ya da suçluların kendilerine ya da ailelerine hasar vermek amaçlı yapılmamıştır. Eğer bu tarz olaylardan etkileniyorsanız lütfen bu videoyu izlemeye devam etmeyin. Diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Vloglar, soru cevaplar, daha eğlenceli videolarım da var. Onlara da şuralardan, üstten ya da açıklamalar kutucuğundaki linklerden ulaşabilirsiniz. Bu videoda sizlerle Paige Doherty ile ilgili konuşacağız. Bence bu dava birazcık üzücü bir dava ve bu dava Scotland'de yaşanan bir dava. Paige 17 Nisan 2000 doğumlu, 15 yaşında Scotland'de yaşayan bir öğrenciydi. Annesi, üvey babası, iki erkek kardeşi ve bir tane de kız kardeşi vardı. Kendilerince küçük bir ailelerdi. Arada anlaşmazlıkları olmasına rağmen birbirlerini çok seviyorlardı. Özellikle Paige Pamela, yani annesiyle çok iyi anlaşıyordu. Birbirlerine çok benziyorlardı. Birbirlerine benzemeleri yanı sıra ilgilerinin olduğu şeyler de benzerdi. Kozmetik, moda, bakım, bu tarz şeylerden çok fazla keyif alıyorlardı ve çok iyi anlaşıyorlardı. Kendilerinin ilişkileri anne ile kız değil de daha çok böyle arkadaş ilişkisi gibiydi. Annesi Paige'i saygılı, kibar, kimseyi incitmeyen, çok tatlı bir kız olarak tanımlar. Paige diğer ergen kızlardan çok da farksız değildi. Modaya, kişisel bakıma çok fazla ilgisinin yanı sıra sosyal medyaya da çok fazla ilgi duyuyordu. Hani sürekli makyaj yapıp böyle resimler çekip sosyal medyaya atıyordu. Çok fazla seviyordu. Sosyal medyadan uzak olduğu böyle tek bir an bile yoktu. 18 Mart 2016'da Paige o gece, yani cuma gecesi arkadaşında kaldı ve cumartesi sabahı da yarı zamanlı işine gitmek için yola koyuldu. Kendisinin otobüste 20 dakika uzaklıktaki bir mesafedeki kuaförde part-time bir işte çalışıyordu. Okul olmadığı zamanlarda genel hafta sonu çalışıyordu bu işlerde. Ve yine o sabah da her zaman yaptığı gibi o otobüs durağına giden yolun üzerinde böyle sıralı dükkanlar vardı ve o dükkanlardan genellikle sabahları sandviç, poğaça tarzı böyle kahvaltılık tarzı bir şeyler alıyordu ve otobüste bunları yiyordu. Yani bu Paige'in her hafta sonu yaptığı genel bir rutindi. 19 Mart 2016'da cumartesi günü böyle öğlen vakitlerine yakın bir zamanda Dylan, Paige'in erkek arkadaşı, Paige'den hiçbir şekilde bir mesaj almadı. Mesaj ya da arama almadı. Genellikle Paige işte işe gittiğini, işte günaydın tarzı mesajlar atardı erkek arkadaşına, annesi de dahil olmak üzere. Ama Dylan bu tarz bir mesaj alamayınca birazcık endişelendi Paige ile ilgili. Çünkü bu Paige'in karakterinin tamamen dışında bir davranıştı. Bir süre sonra Dylan Paige'in çalıştığı yeri aradı. Herhangi bir şey mi oldu? Acaba işe gidemedi mi? Hasta mıydı? İyi mi? En azından onu kontrol etmek istemişti ve Paige'in çalıştığı yeri aradı. Ve patronunun söylediğine göre Paige o gün işe gitmemişti. Bunun ardından Dylan paniklemeye başladı ve Paige'in annesini aradı. Fark etti ki Paige ona mesaj atmamıştı ya da aramamıştı. Ve Paige'in annesi başta sakin olmaya çalıştı. Çünkü belki arkadaşında kalmıştı, işte uyuyakalmıştı, şarjı bitmiştir gibi düşündü ama bunlar tamamen Paige'in karakterinin dışında olan şeylerdi. Sonrasında Dylan Paige'in sosyal medya hesaplarını kontrol etmeye başladı ve bir önceki günün gecesinden itibaren Paige'in paylaştığı hiçbir şey yoktu. Paylaştığını geçtim, beğendiği bir gönderi, yorum yaptığı bir gönderi yoktu ve işte o an aile tamamen panikledi. Hemen ardından polis geldi ve Paige'in ailesinden onunla ilgili bilgiler almaya başladılar. Bu sırada da Paige'in arkadaşları, onu tanıyan herkes sosyal medyada kayıp ilanları çıkartmaya başladılar. Paige'i gören birisi varsa, onunla konuşmuş ya da onunla karşılaşmış birisinin varsa onlarla iletişime geçmesini istiyorlardı. Ama artık akşam olmuştu, hava kararmaya başlamıştı ve Paige hala geri dönmemişti. Ondan hala haber alınamıyordu. İşte bundan sonra polis artık aramalara dahil oldu.
polis ve gönüllüler aramaya başladılar Paige'i. Bu sırada polis Paige'in hani o gün attığı adımları tekrarlamak istediler. Çünkü Paige'in arkadaşının evinden yani Lauren'ın evinden işe gitmek için çıktığını ama işe gidemediğini polis biliyordu ve Paige bu yolda bir şeyler olduğunu düşünmüşlerdi. Otobüse giderken belki başına bir şeyler gelebileceğini düşünmüşlerdi. Paige'in arkadaşı Lauren'ın evinden otobüs durağına doğru yürümeye başladılar ve yolda böyle yan yana dizilmiş 5 tane o dükkanı fark ettiler. Polis bu dükkanlara girip Paige'i görüp görmediklerini sorarak onlardan ifade aldılar. İlk girdikleri dükkan Aşiye Ahmet isimli bir dükkandı. Aşiye Ahmet isimli kişi Paige'i o gün yani cumartesi günü sabah 8.15'te gördüğünü söyledi. 8.15 diyordu ve bundan çok emindi. Çünkü her sabah o saatte böyle poğaça gibi bir şey açıyordu. Aynı saatte her sabah bunu yapıyordu. Paige'i görünce Aşiye Ahmet ona el salladı ve Paige de böyle selam verir gibi el salladı. Ama onun dükkanına girmedi. Ondan birkaç dükkan ötedeki Delicious Deli isimli dükkana girdi. Deli de böyle şarküteri gibi bir şey demek. Oradaki dükkana girdi. Paige'in bu arada girdiği Delicious Deli dükkanının sahibinin ismi de John'du. Ve ardından polisin yaptığı ilk şey tabii ki de ifadeleri aldıktan sonra kamera kayıtları var mı diye sorgulamaktı. Kamera vardı aslında, güvenlik kamerası vardı ama dükkanların içindeydi bu güvenlik kameraları. Sadece bir tanesi dışında Aşiye Ahmet. Aşiye Ahmet'in dış kapısında bir güvenlik kamerası vardı ve 12 günlük bir kayıt sistemi vardı. Yani 12 gün boyunca kaydını yapıyordu ve 12 gün sonunda tekrar başa alıyordu kayıtlarını ve böyle devam ediyordu. Sadece 3 saatlik bir kayıt kısmını almak istemişlerdi. Çünkü ne kadar fazla zaman harcayabilirdi ki Paige orada? Sadece belki bir sandviç yiyecek, kahvaltılık bir şeyler alıp oradan çıkacaktı ve otobüste yiyecekti kahvaltısını. Genellikle rutini böyleydi. Ama kısa bir süre sonra polise kötü bir haber gitti. Oralarda yaşayan bir adam köpeğini sabah böyle gezdirirken yeşilliklerin arasından böyle iki tane hani bacak gördüğünü fark edince polis de hemen iletişime geçti. Bu yer o 5 tane dükkanın bulunduğu yere yarım mil uzaklıkta bir yerdi. Ve olay inceleme oraya geldiğinde bedenin bir kadına ait olduğunu fark ettiler. Polis ilk başta bu bedenin Paige'e ait olup olmadığını doğrulayamadı. Çünkü o bölgede o sırada 3 tane kayıp kişi vardı. Bir tanesi sarışındı, diğer ikisi kahverengi böyle siyah saçlılardı. Ve bunlardan birisi de Paige'di. O yüzden de aileye haber verdiler kimlik doğrulaması için. Ve Paige'in kimliği doğrulandıktan sonra otopsi sonuçları yayınlandı. Paige'in hayatını kaybetmesinin sebebi fazla kan kaybıydı. Ana hasar olarak aldığı hasarların toplamı 61'di. Hayatını kaybetmesine sebep olacak hasarlar diyorum. Diğerleri de savunma izleri de bunlara katılınca 150 taneydi. Ama annesi bunun 150 olduğunu düşünmüyor. Yaklaşık 500'e kadar varan bir hasar bulunduğunu düşünüyor kızında. Bu atak tam olarak Paige'in sol tarafına odaklanılmıştı. Boynu, kafasının sol kısmı, vücudun kollarının sol kısmı çoğunlukla hani bedeninin sol kısmındaydı. Genellikle en büyük hasarlar. 3 tane alet kullanılmıştı. Bunlar suçlunun itiraf ettiği aletler değil bu arada. Bunlar tamamen otopsi sonuçlarında sadece yara izlerine bakılarak tahmin edilen aletler. Bunlarsa makas, bıçak ve tornavidaydı. Aslında bunu Paige yapan kişi bu olayın tadını çıkartıyordu. Tek bir aletle hızlıca bitirilen bir atak değildi bu. Tamamen böyle yavaş yavaş olayı yaptığı, başka aletler aramaya gittiği ve bunun keyfini çıkartarak böyle heyecanlanarak yaptığı falan düşünülüyor açıkçası. Bundan bahsetmek bile beni kötü hissettiriyor. Tabii ki de bunun ardından polis bu kayıp davasından çok farklı bir basamağa atladılar ve baştan sona herkesi tekrar soruşturmaları gerekti. Ve tekrar o 5 tane dükkandan başladılar ve Aşiye Ahmet'ten başladılar. Aşiye Ahmet'in dediğini hatırlarsınız zaten. Paige onun dükkanına girmemişti. Ondan birkaç dükkan uzaklıktaki Delicious Deli yani John'un dükkanına girmişti. Ve bunlardan da John'u sorguladılar. John'a işte Paige'i gördün mü, ne konuştunuz, nasıldı, bir gariplik var mıydı gibi bir şey sorduğunda John Paige'i tanımadığını söyledi. Dükkanına çok fazla kişi gelip gidiyordu. Yani herkesin yüzünü hatırlayamazdı ve Paige'i de hatırlamadığını söyledi. Ama bu öyle bir şey değildi. Çok küçük bir şehirdi ve Paige her hafta sonu bunu yapıyordu. Tanımaması birazcık imkansız. Çünkü sürekli gördüğü bir rutin haline gelmişti. Tanıdığı birisiydi. Birkaç saat süren sorgulamanın ardından John sonunda Paige'i hatırladı. Ve evet dükkanıma geldi, birkaç sandviç bir şeyler aldı ve çıktı. Ve davranışları da gayet normaldi. Herhangi böyle esrarengiz garip bir şey yoktu Paige'de.
dedi. Polisin kayda alabildiği ve Paige'in hayatta görüldüğü son andı. Polis şöyle bir teori üretti. Paige'in belki de otobüse binmediğini bile düşündüler. Çünkü 20 dakikalık uzaklıktaki bir yerde başına bir şey gelse neden bunu ona yapan kişi onu tekrar ta geri oraya götürüp orada bir yere atsın diye düşündüler. Ve sonunda güvenlik kamera kayıtları polislerin sistemlerine düştükten sonra polisler bu kamera kayıtlarını inceleme şansını elde ettiler. Paige'in dükkana 19 Mart Cumartesi sabah 8:21'de girdiğini gördüler. Yani Delicious Deli'ye Paige girmişti. Ve polis izlemeye devam etti. Hani o gün neler giydiğini ve dükkandan çıktıktan sonra ne yöne doğru döndüğünü polis çok merak ediyordu. Ve bunun maksimum 10 dakika süreceğini biliyorlardı. Ama Paige dükkandan hiç ayrılmamıştı. Polis biliyorsunuz ki bu kamera kayıtlarını 3 saatlik bir kayıt olarak almıştı ve bu sabah saat 7 ile 10 arasındaki bir kayıttı. Çünkü polis şöyle düşündü. En geç hadi en maksimum 15 dakika sürsün. Sadece bir sandviç alıp belki 2 dakika bir konuşup çıkar diye düşündüler. Ardından aceleyle Aşamed'in dükkanına tekrar gidip ondan tamamen bu 12 günlük kaydı aldılar ve izlemeye başladılar. Herhangi bir gariplik var mı? Paige neden o kadar uzun kaldı? Ya da belki de o dükkandan çıktı mı diye düşündüler. Ve bunun ardından da diğer takım John'u soruşturmaya aldılar karakola. Ondan da dükkanın içindeki kamera kayıtlarını istediler ve John gönüllü olarak bu kamera kayıtlarını verdi. Ama polis bu kamera kayıtlarını incelediğinde kamera kayıtları böyle editlenmiş gibiydi, yani kırpılmış gibiydi. Cumartesi sabah 8:20'de Delicious Deli'ye Paige hiç girmemiş gibi görünüyordu. Ama polis ve biz bunu biliyoruz. Yani Aşamed'in kamera kayıtlarında görüyorsunuz ki Paige 8:20'de Delicious Deli'ye giriyor. Ama kamera, yani Delicious Deli'nin içerisindeki güvenlik kamera kayıtlarına baktığınızda Paige yok. Paige yok. Ardından polis bu 12 günlük kamera kayıtlarını incelemeye başladılar. Farklı polisler saatlerce bu kayıtları incelediler ama Paige'i tek bir kişi bile çıkarken görmedi. Ve bunun sonucunda da Paige'in hayatını kaybettiği yerin Delicious Deli olduğunu karar verdiler. Dükkana adli arama takımı gönderdiler. Evet, Paige'in dükkandan çıktığını görmediler ama dükkanın etrafında olan garip olayları fark etti polis. John kendi dükkanından çıkıp koşarak başka bir dükkana girdi, ondan bir şeyler aldı ve koşarak tekrar kendi dükkanına geri döndü. Tanık ifadelerine göre ise o sırada Delicious Deli kapalıydı. Ve saat 10:03 civarlarında John dükkanından çıktı, bagajını açtı ve bagajın içinde böyle yer ayarlamaya çalıştı. Hani yaparız ya böyle, mesela valiz koyacaksak böyle bir ayarlarız, yer açarız. Aynen öyle yaptı ve tekrar dükkana geri döndü. Tekrar dükkandan geri çıktı ama elinde kocaman bir çöp poşeti vardı. Bu kısmı size gösteremiyorum. Bu kısım medyaya hiçbir şekilde yayınlanmadı. Sadece Paige'in ailesi gördü. John elinde kocaman bir, böyle kocaman ağır bir çöp poşetini arabasının bagajına yerleştirmeye çalışırken kamera kayıtlarına göründü. Hatta o sırada küçük bir çocuk bu çöp poşetiyle çarpıyordu bile yani. Böyle bir güvenlik kamerası kaydı vardı. Ardından da 11:59'da arabasına bindi ve orayı terk etti. Şimdi akıllardaki soruları söylüyorum. O çöp poşetinin içinde ne vardı? Neden dükkanını en meşgul olan saatlerde bir süre kapattı? Ve o sırada dükkanlar arasında neden koşuyordu? İşte o an zaten John tamamen bir şüpheli konumuna düşmüştü polisin gözünde. Çünkü en büyük soruları ise o çöp poşetinin içindeki şeyin ne olduğu. Çünkü her şey ona odaklanıyor. Tamamen çalıştığı yeri kapatmasının sebebi, bu kadar uğraşmasının sebebi. Şimdi şöyle bir şey var. Çöp toplayıcıları gibi bir şey var. Onun yerine zaten o çöpü onun yerine alacak, kendisi götürecek ve işte ne yapacaksa yapacak olan başka onun için çalışan insanlar var. Kendi çöpünü kendisi atmasına gerek yok ki. Neden böyle bir şey yaptı? Ardından soruşturmada devam ederken polis bu John'un koştuğu o dükkana gidip John'un o zaman ne aldığını sordular. Dükkan sahibi ise çöp poşeti, çamaşır suyu, antibakteriyel ıslak mendili aldığını söyledi. Ve işte o gün 24 Mart Perşembe günü John Lethern, isminin büyük ihtimal yanlış söylüyorum, buraya yazacağım. Paige Doherty'nin hayatını kaybetmesinden dolayı üzerine şüpheleri çektiği için tutuklandı. Peki bu John kimdi? John 31 yaşında evli bir adamdı. 2 tane çocuğu vardı.
Küçük olan çocuğu vardı. Yeni eşinden bir tane de eski eşinden bir çocuğu vardı. Eski eşinden olan çocuğun ismi de Paige'di. Polis John'un hani evinde adli arama yaptı ama herhangi bir şey bulamadılar. Hatta şöyle çok irite edici bir şey söyleyeceğim. Mesela bir olay olur ve hani muhabirler böyle mikrofon uzatır böyle halktan birisine ve siz de anlatırsınız ya bir şeyler. John da Paige'in kayboluşu için bu televizyonlara çıkmıştı. Benim çocuğum, benim de kızlarım var işte ben onların başına böyle bir şey gelmesini istemem. Çok fazla üzülürüm. Umarım Paige işte ailesine en yakın zamanda kavuşur gibi bir röportaj verdi John. Nasıl hastalıklı bir insan ben bilmiyorum ama böyle bir şey yaptım. Tutuklanmasından 2 gün sonra John kendi verdiği ifadeyi yani ilk verdiği ifadeyi savundu. Savunmanızı yapıyorsunuz mahkemeye ve bunu suçlu ya da masum olarak belirtmeniz gerekiyor. Ama John bunların hiçbirisini belirtmedi. En sonunda Paige'in ölümünden 6 ay sonra 5 Eylül 2016'da John suçlu olduğunu söyleyerek bu olayı kabul etti. Bu olayın sebebi sorulduğunda aslında bu olayın sebebi akıllarımıza kalan en büyük sorulardan bir tanesi. Jones çok saçma bir ifade verdi açıkçası. Şimdi bunu size anlatacağım aslında zaman kaybı ama anlatacağım. Paige o gün işte John'un Delicious Deli isimli dükkanına gelmişti. Bir sandviç gibi bir şey almıştı ve John'a orada çalışmak istediğini söyledi. Yani Delicious Deli'de çalışmak istediğini söylemişti. John da tamam dükkanın arka tarafına gel sana CV vereyim doldur gibi bir şey söylemişti. Paige de CV'yi doldururken 15 yaşında olduğunu yazınca John da işte sen 15 yaşındasın ben seni çalıştıramam tarzı şeyler söyleyince Paige sinirlenmişti. Polise gider seni bana dokundun diye şikayet ederim demişti. John'un ikiz bir kardeşi vardı ve listeye girmişti. Şöyle söyleyebilirim bundan bir videomdan daha bahsetmiştim. Mesela bir kadına taciz, bir kadın olması şart değil. Yani bir çocuk, bir kadın buna bir taciz yaptığınızda polis sizi bu listeye aldığında hayatınız kararıyor olması gerektiği gibi zaten yani bu çok güzel bir şey aslında. Hayatınız kararıyor, işe giremiyorsunuz, topluma karışamıyorsunuz, yani adınız çıkıyor, polisten habersiz hiçbir şey yapamıyorsunuz. Aslında çok mükemmel ama o insanlar için çok berbat bir sistem olduğu için. John da olamaz işte kardeşimin ne yaşadığını biliyorum, ben de böyle bir duruma düşmemem lazım diye düşündüğü için, böyle düşündüğü için gidip Paige'i öldürdüğünü söyledi. Yani böyle salak saçma bir ifade verdi. Ama annesinin teorisine göre ise Paige istemediği bir davranışta bulundu ve Paige de bunu tiksintiyle karşıladığı için çünkü kendisi 15 yaşında bu adam 31 yaşında bir adam. Bunu böyle karşıladığı için John sinirlenerek Paige'i öldürmüştü. Aslında kimse tamamen John'un motivasyonunun... Ha, küpelerim çıktı sandım. Aslında kimse tamamen John'un motivasyonunun ne olduğunu bilmiyor. Bugüne kadar kimse bunu bilmiyor. Siz ne düşünüyorsunuz? John'un motivasyonu neydi? Çünkü genellikle birisinin canına kıydığınızda, birisinin hayatını yitirmesine sebep olduğunuzda bir motivasyonunuz olur. Bu para olur, kıskançlık olur, ne bileyim işte canilik olur, bir şey olur ama John'da böyle bir şey yoktu. Ve 12 Ekim 2016'da John minimum 27 yıl olmak üzere ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ve inanılmaz bir mahkeme işinden size bahsedeceğim. Yani mükemmeller, harikalar yani. Bayılıyorum şöyle olaylara. Gerçekten kendimden geçiyorum. John'un mahkemesinden yani son mahkemesinden tam 2 ay sonra John kendisine verilen bu 27 yılın çok aşırı olduğunu düşündüğü için mahkemeye başvurdu. Yani indirim uygulamaları için ve mahkeme John'a katılarak John'un minimum 27 yılını 23 yıla düşürdüler. 4 yıl indirim yaptılar John'a. Ben bir şey demiyorum. Ben gerçekten bir şey demiyorum. Siz söyleyin, gözünüzü seveyim. Ben çünkü bıktım artık. Hani bunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum. 15 yaşında hayatında çok daha yaşayacağı çok daha güzel günler varken hiç beklemediği ya sadece bir sandviç yani sadece bir kahvaltı almak için gittiği bir yerde yaşadığı canice olaya şahit olduk hep beraber. Dikkat edin lütfen kimseye güvenmeyin. Yani güvenmeyin. Kimse iyi niyetli değil maalesef ki ve bu beni çok üzüyor. Her neyse bu davamız da buraya kadardı. Lütfen düşüncelerinizi benimle paylaşırsanız çok sevinirim. John'un motivasyonu neydi? Hani bu davadaki motivasyon neydi? Lütfen birisi bana bunu açıklasın. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Instagram hesabım da buralarda bir yerlerde olacak. Oradan da beni takip ederseniz çok sevinirim. Her neyse buraya kadardı.
Umarım benim anlatımımı beğenerek izlemişsinizdir. Hepinizi çok 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 seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.